Efendim merhabalar. Soğan konusunda araştırmalar yaptıktan sonra videolara baktım ve böyle bir videoya denk geldik. Bu eski Çin tıbbından alınmış bir yöntem. Çorabınızın içerisine bir soğan koyuyorsunuz, yarım soğan ve gece yatıyorsunuz. Sonra sizi evden kovuyorlar. Tabii ki bunun bilimsel bir açıklaması yok. Bilimsel açıklaması sadece refleksolojiye dayanıyor. Yani ayak tabanındaki belli bir takım bölgelere bası yaparak hastalıkların tedavi edilmesi, önlenmesi. Ama gelin isterseniz biz soğanımıza geri dönelim. Öncelikle şunu söylemek isterim. Dış kabukları daha zengin besin açısından. Onun için onları mümkün olduğu kadar koruyunuz, atmayınız. Gördüğünüz üzere 100 gramında 40 kalori var. Daha ziyade karbonhidrat ağırlıklı. %88, %8 de şeker var. Vitamin C oranı %8. Az miktarda demir, kalsiyum ve potasyum var. E peki diyeceksiniz, soğanın etkisi nedir? Neden köken alıyor? İşte soğanın içerisindeki bazı maddeler önemli. Onları aktaracağım size. Her şeyden evvel şunu söylemek gerekir ki bu bir aile. Allium grubu, sarımsak, soğan, arpacık soğanlı, taze soğan ve pırasa aynı grupta. Ve yarar sıralamasında tabii birinci sırada sarımsağımız var. Onca sarımsaktan sonra soğanı geçsek ayıp olurdu. O yüzden bu videoyu hazırladım. Antioksidanlar var içinde ve sülfür bileşikleri var. Özellikle bunların içerisinde antioksidanlardan iki tane flavonoid var. Bunların isimlerini duyunca hatırlayacaksınızdır. Birisi kuarsetin, öbürü de antoşiyanin. Bir de ayrıyeten sülfür bileşiklerimiz var. Biliyorsunuz sülfür içeren maddeler özellikle kanser korunmasında etkili. Ve soğan da mide bağırsak kanserlerinde korumada bir pozitif etkisi var. Şimdi kuarsetimize geri dönelim. Kuarsetin damar tıkanıklığında özellikle damardaki kireç tabakasını azalttığı deneysel olarak gösterilmiş. Onun için çok popüler. Antoşiyanin de kırmızı rengi veriyor. Gıdalar ne kadar renkliyse o kadar yararlı, onu biliyoruz. Antoşiyanin takviyesi verilenlerde kalp krizi oranları %14-32 oranında düşük olarak bulunmuş. Yalnız soğanla ilgili değil bu. Sadece içerindeki antoşiyaninle ilgili bir bilgi. Mide bağırsak kanserlerinde ise özellikle mide ve kalın bağırsak kanserlerinde düşük bulunmuş soğan tüketenler hiç tüketmeyenlere göre. Bu gözlemsel çalışma, bazı çalışmalarda aynı sonuç elde edilmemiş. Ama özellikle polipiniz varsa ve yaşınız ilerisi, o zaman soğan tüketmenizde fayda var demektir. Bir de kadınlar için özel bir notumuz var. Kemik erisinde kullanılmış. Kemik yoğunluğu hafifçe düzelmiş. Yalnız kalça kırığı azalmış önemli miktarda. Bence bu da önemli. Demek ki yaşımız biraz ileri ise, kadınsak, hele kemik erimemiz varsa o zaman mutlaka soğan kullanmakta fayda var. Bir de tabii antibakteriyel özellikleri var. Ülser bakterisi Helicobacter pylori'ye karşı etkili. Diğer bakterilere de etkili olduğu deneysel olarak gösterilmiş. Soğan kanısında bir uyarımız var. Alerji olabilir. İyi yıkanmalı. Meksika'da salmonella salgını olmuş bu yüzden. Midede hafif rahatsızlık verebilir. Reflüyü artırır. Reflüsü olanlar dikkat etsin. Kan sulandırıcı kullananlarda dikkat etmek lazım. Ancak çok yemek gerekli. Özellikle kumadin kullananlara dikkatli olmalarını ve tetkiklerini sık yaptırmalarını öneririm. Hiç ya da az yiyenlerle, ayda bir kez yiyenler gibi bir grupla soğanlı daha fazla tükenenler karşılaştırılmış genellikle çalışmalarda. Sade yemek zor ya da salatayla, ben genellikle öyle tercih ederim. Yemek değil de daha çok olarak çiğ yemek daha uygun olur. Her gün soğan yemek zor ama hiç soğan yememeye karşı soğanı tüketmenin sağlıklı olduğunu buradan size aktarmak isterim. Her gün yemek şart değil ama gün aşırı bir orta boy soğan kullanmak, özellikle salatalarla kullanmak ideal olabilir. Efendim teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız.